Amına koydum. Evet. Uzun zamandır karanlık video yapmadım. Hava güzel. 2 gün önce felaket yağmur yağdı. O kadar yağmur yağdı ki. Stüdyoya ufak çaplı biraz su girdi. Şimdi onun girdiği yeri tespit ettik. Müteahhit Cemil Baba inşallah çocukları yollayacak. Oraya gerekli müdahale yapacaklar. Beton mu dökülecek artık? Onlar daha iyi biliyor ustalar. Şu havalar biraz yağmurlar kesilsin. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde zaten çok büyük iş yok. Onu yapacağız. Standart. Hep aynı işi yapıyoruz. Sabah kalk. Stüdyoya git. Kahveni yap. Kayıt al, mix yap, mastering yap, gün geçmiş, hava kararınca eve gel, yat böyle, böyle bir rutin. Haftalar hafta sonlarına karışmış, hafta içi hafta sonuna. Hani pazartesi mi, çarşamba günü mü, cuma günü mü? Günlerden hangi gün farkında bile değiliz, yıllardır aynı tempo. Hani bu rutinin dışına çıkmak istiyorum. Çıkmaya çalışıyoruz ama çıkamıyoruz bir türlü. Çıkamıyoruz. Neden? Hayat şartları malum. Para kazanmamız lazım. Çıkamıyoruz. Şimdi geçen her müzisyenin başına gelmiştir. Ya işte geliyor bana, bakın müzisyen olmayan biri geliyor bana şeyden bahsediyor. Diyor ki yani işte sen şu müzisyeni biliyor musun diyor. Ya bak ne güzel müzik yapıyor, tamam mı? Allah'ım, ben bunu çok çok aklıma takıldı bu soru. Hani bunun farklı versiyonunu koydum. Dedim ki ben işte hani doktor olsaydım bana bunu kimse söyleyecek miydi? İşte bak diyelim ki ben işte ne bileyim apandisit doktoruyum. Öyle bir doktor yok da. Cerrahi midir nedir? Genel cerrah şöyle mi diyeceklerdi bana? İşte arkadaş ya devlet hastanesi bir doktor var işte ne güzel şey kesiyor, ne güzel apandisit ameliyat yapıyor. Veyahut da hani tırcı olsaydım ya bizim bir Ahmet Ağa var, tırcı var. İşte ne biçim bu? Nasıl kamyon kullanıyor mu diyecekti, demeyecekler. Veya bir öğretmen var, ben tarih öğretmeni olsam. Ya işte şurada şu okulda şu lisede şu öğretmen var. İşte o tarihi o nasıl bunu mu diyeceklerdi? Demeyi ve düşündüm bakın bir sürü meslek hakkında bunu düşündüm. Ressam dedim hani ressam olsaydım o zaman da demeyeceklerdi. İşte orada öyle bir ressam var. Ya düşündüm arkadaş yani. Hakikaten düşündüm ya. Ya fahişe olsaydım şunu mu diyeceklerdi? Ya şurada bir karı baksana bir gecede on... Hani lan pezevenk olsaydım şunu mu diyeceklerdi? Ya şurada bir pezevenk var. Bunun bu kadar kızı buna çalışıyor. Yani düşündüm nasıl bir şey yani. Başbakan olsaydım o zaman mı diyeceklerdi? Yok arkadaş. Hakikaten o kadar uzun uzun düşündüm ki bunu. Ve bunu şey yapamadım yani. Çıkamadım. Bir tek müzisyene. Bir tek müzisyenin neden bu? Tabii şimdi psikolojik tarafına girdim. Neden? Ya çünkü hiçbir zaman insan işte doktor olamadı diye ezikliğini yaşamaz. Veya kamyoncu olamadın diye veya iş adamı olamadın diye veya işte bilmem ne olamadın diye. Ama bu müzisyen olamamanın ezikliği yeryüzündeki aşağı yukarı her insanda var. Hakikaten var. Yani müzisyen müzik enstrümanı çalamamanın çünkü her insanda var. Çünkü denemese bile birçok insanın içinden geçmiştir ya. İşte o sahneye çıkmak, o enstrümanı çalmak. Çünkü insana belli bir force kattığı için yani onun ezikliğini atamıyor insanlar. Hakikaten ezikliğini atamıyor. O yüzden de lan diyor en azından benden bir bok olmadı, benden müzisyen olmadı bari diyor. İşte şuna bir akıl vereyim, şununla hani şunu bir sinirlendireyim diyor. Lan oğlum işinize bakın. Lan bana ne o müzisyenler? 888 çeşit müzik tarzı var.
İşte o öyle şarkı çıkarmış da ben sana soruyor muyum? Sen de dondurma fabrikasında çalışıyorsun. Sen yağ fabrikasında, sen demircisin. Ben diyor muyum? Bak sizin öteki fabrika öyle bir demiri yaptı da veya senin dondurmaların ne işte İtalyanlarda bir dondurma diyor muyum? Demiyorum diye. Lan bana ne? Senin demirinden, dondurmandan, ayakkabından, pantolonundan ya değil mi? Herkes işini yapıyor. Ama biz müzikte hep kıyaslarla işte o böyle müzik yapmış da o bunu yapmış da. Eziklik bu arkadaşlar. Bu tamamen müzisyen olamamanın ezikliği bu. Ve çok pis bir acayip bir şey. Büyük ihtimalle bir tek ben bunu bilemiyorum acaba yani bir tek ben fark ettim herhalde. Hiçbir yerde bu yazıyı okumadım. Düşündüm çünkü üzerinde kafa yordu. Büyük ihtimalle bilemiyorum benden önce başka biri fark ettiyse bu durumu. Çünkü üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken böyle tezler üniversiteye konu olabilecek. Yani bir tez konusu bu. İşte filozoflar bu psikiyatrlara değil de bu tamam bir felsefe konusunu ilgilendiriyor. Bunun üzerinde böyle çok uzun uzun konuşulabilir. Neden bu ezikliğin sebebi ne? Nasıl oluyor? Nasıl gidiyor? Uzun uzun böyle saatlerce üzerinde dediğim gibi araştırma yapılması gerekir. İşte felsefeyle ilgilenen arkadaşlar varsa bu konuyu araştırsınlar. Bunun hakkında kitaplar, ansiklopediler yapın. Bu konuyu inceleyin. Yani bu müzisyen olamayanların ezikliği neden kaynaklanıyor? Bu ezikliğe nasıl çözüm bulabiliriz? Bu ezik insanların dünyaya zararları ne? Kendilerine zararı ne? Çevrelerine zararı ne? Bunlar böyle derinlemesine incelemesi gereken çok önemli bir konu arkadaşlar. Ben fark ettim yani ama bu dipsiz bir kuyu gibi üzerine gidilmesi gereken bir konu. Üzerine gidilmesi gereken çünkü çok önemli bir konu bu. Bunu atladım. Başka neler yapıyorum? Güzel projelerim var. Aletler inşallah geldi. Bulgar'da aletler. Alacağız, getireceğiz onları. Stüdyoya eve taşıyoruz. Çorlu'daki stüdyonun faaliyet devam ediyor. İnşallah Allah kısmet ederse yeni şeyler de geliyor. Kameralar zaten var. Işıklar alacağız. LED ışıklar geliyor. Yani profesyonel güzel LED ışıklar artık herhangi bir ortamı diskoyadır. Polis arabası oluyor. Hani televizyon efekti yapabiliyor. LED ışık bunlar. Bunlar bayağı pahalı güzel ışıklar. O ışıklardan alacağız. Onun dışında işte müzik şirketini resmiyete dökme çalışmaları planı projesi devam ediyor. Yani durum şu an bundan ibaret. Bakalım Allah kısmet ederse yani Allah ömür verdiği sürece yapacağız mücadelemize devam edeceğiz. Yani bir sözü var. Che Guevara'nın çok severim. Der ki hiçbir şey hayatımızda istediğimiz gibi gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan edemedi diye. Çok büyük bir söz arkadaşlar. Hiçbir şey beni yolumdan edemedi diyor. Ben de örnek alırım, severim. Ve aynı ideolojiye sahibim Che Guevara'yla. Aynı ideolojiye sahibim. Hakikaten çok değerli bir aydın. Adam gibi adam Che Guevara. Devrimci. Onun dışında neler var? Neler yapıyoruz? Köpeğin bayağı kendini topladı Linda. Bayağı topladı böyle kalıplandı. Tarkan oğlum büyüyor. Bayağı bir büyüdü. Ona da dedim oğlum şu müzik programlarında zaten meray yok. En azından şu videoları öğren. Bu işi yaparsın. Belki 3-5 kuruş para kazanırsın ileriden. Yani anana babana muhtaç kalmadan anana babana değil kimseye. Elinde bir meslek varsa aç kalmazsın. Bir şeyler yaparsın. Onu yaparsın. Bunu yaparsın. Para kazanırsın yani. O yüzden öğreteceğiz ona da bu işleri ucundan.
Yapsın etsin. Başka Bulgaristan'daydım. Bulgaristan'da işte değerli dostlarımıza güzel anlar geçirdik. Zaman akıp gidiyor. Zamanı durduramayız. Her şey zamanında güzel. Bugün bir yemek yenecekse yenmeli. O içki içilecekse o şişede durmamalı. Dediğim gibi ibadet yapılacaksa yapılmalı. Bir yere gidilecekse gidilmeli. Birinin gönlü alınacaksa alınmalı. Ertelemeye gerek yok hayatı. Neden? Çünkü belki de yarın bizim için yok. O açıdan ertelemeyeceğiz hiçbir şey arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.